Türk ırkı binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Türkler, tarih boyunca geçtikleri yerleri yurt yapmasını bilmişlerdir. Kadim Türkler için yurt demek, çadır demektir. Türkler, göçtükleri toprağa çadırını kurarsa, o toprak artık Türk'ündür. Orta Asya'dan başlayıp, dünyanın çeşitli yerlerinde boylar ve devletler kurmuşlardır. Hal böyleyken Türk ırkının özellikleri de bulunduğu topraklara göre çeşitlilik göstermiştir. Aynı boydan olan Türk bireyleri bile aradan geçen binlerce yılın ardından farklı fiziksel özelliklere sahip olabilirler. Adaptasyon, canlıların yaşadığı coğrafyaya uyum sağlaması demektir. İnsanoğlu yaşadığı bölgeye uyum sağlar. Bu uyum nesiller boyunca sürer ve insanda bariz olarak görünen bazı özellikleri ortaya çıkartır. Dünyaya en çok yayılan millet olan Türkler de doğal olarak çevre koşullarından pek çok şekilde nasibini almıştır. Siz de kendi vücut özelliklerinize bakarak atalarınızın hangi Türk toplumuna ait olduğunu, hangi coğrafyadan geldiğini birazdan anlatacağım özelliklere göre değerlendirebilirsiniz. Türk ırkının boy ortalaması yaşadığı coğrafyaya göre değişiklik göstermektedir. Genellikle Türkler ortalama bir boy yapısına sahiptirler. Boy uzunluğunu etkileyen etmenlerden en önemlisi hava sıcaklığıdır. Sıcak yerlerde yaşayan insanlar yetişkinliğe erken geçer. Bu erken geçiş de kişinin çocukluğunu kısa yaşamasına sebep olmaktadır. Çocukluğunu kısa yaşayan bireylerin fiziksel gelişim süresi de azalacağından boyu kısa kalır. Güney bölgelerindeki topraklarda at koşturan Türkler bu yüzden ortalama bir boy yapısına sahiptirler. Buna örnek olarak Oğuz Türkleri ortalama bir boy yapısına sahiptir diyebiliriz. Fakat bazı istisnalar da olabilmektedir. Soğuk iklimlerde yaşayan insanların çocukluk süresi de uzun olur. Çocukluk süresinin uzun olması kişinin boy uzamasının da devam etmesine neden olur. Bu nedenle kuzey diyarındaki topraklarda ikamet eden Türkler uzun boyludur. Buna örnek olarak Kıpçak Türklerini verebiliriz. Kıpçaklar uzun boylu, geniş omuzlu ve sağlam yapılıdırlar. Türk ırkının göz rengi çeşit çeşittir. Göz rengi gözdeki pigmentlerin çokluğu ile ilintilidir. Eğer pigmentler fazlaysa göz kahverengi, eğer pigmentler az ise göz yeşil veya mavidir. Kuzeydeki diyarlarda geceler yani karanlık uzundur. Gündüzler yani aydınlık kısadır. Bu yüzden kuzeydeki insanların maruz kaldığı ışık azdır. Işığın az olduğu bu topraklarda göz rengi açık şekilde adapte olur. Yani kuzey insanları mavi veya yeşil rengi gözlere sahiptirler. Örneğin Kıpçak Türkleri mavi veya yeşil renkte gözlere sahiptirler. Işığın kuzeydeki gibi az olmadığı topraklarda ise insanın gözü ışığın fazla olmasından dolayı koyu renkte, kahverengi veya kahverengi tonlarındadır. Örnek olarak Oğuzlar genelde kahverengi göz yapısına sahiptir. Ama bazı istisnalar da tabii ki de vardır. Yine aynı şekilde Çepnilerde de açık renkli göz görülmektedir. Oğuz Türkleri eskiden Oğuz Yapkı Devleti ile kuzeye hükmediyorlardı. Bu yüzden mavi ve yeşil gözlü Oğuzlar da vardır. Ama Oğuzların çoğunluğu günümüzde güneyde ışığın fazla olduğu topraklarda ikamet ediyorlar. Bu yüzden bu özellik günümüzde Oğuzlarda az görülüyor. Göz yapısına gelecek olursak, Orta Asya'da yaşayan bir Türk'ün gözü çekikken, Anadolu'da veya Azerbaycan'da yaşayan bir Türk'ün gözü neden yuvarlaktır? Ya da kuzeyde ikamet eden Kıpçak Türk'ünün gözü yuvarlak iken, Orta Asya'da yaşayan Kıpçak Türk'ünün gözü neden çekiktir? Oysa yakın zamanda birbirinden ayrılan bu Türk boyları neden farklı özellikler gösteriyor? Şimdi bunu da kısa bir şekilde cevaplayalım. Dünyanın en büyük kıtası Asya kıtasıdır. Asya kıtasının büyüklüğünün getirdiği bazı coğrafi özellikler vardır.
Asya kıtasının iç kesimleri okyanuslardan ve denizlerden kilometrelerce uzaktadır. Bu da suyun neminin Asya'nın iç kesimlerine ulaşmasını engelliyor ve böylece Asya'nın iç kesimlerinde çölleşmeler meydana gelmesini sağlıyordu. Bildiğiniz gibi çöllerde de kum fırtınaları yaşanır. Türkler asırlarca kum fırtınası yoğun olan iklimlerde yaşamışlardır. Kum fırtınalarından dolayı göz kendisini korumaya alır. Bu yüzden Türk'ün gözünün etrafı zamanla çekik olarak adaptasyona uğramıştır. Orta Asya'da yaşayan Türkler bu yüzden çekik gözlüdür. Göz gerçekte çekik değildir. Onu çekik gösteren, gözün etrafını çevreleyen kasların kasılı kalmasıdır. Orta Asya'da kalan Türklerin gözleri bu yüzden hala çekiktir. Anadolu Türkleri ise yuvarlak bir göz yapısına sahiptir. Ama tek tük de olsa Anadolu Türkleri arasında eski çekik göz yapısını muhafaza eden Türkler de vardır. Tatar Türklerinin bazıları çekik gözlüyken bazıları mavi gözlü ve yuvarlak gözlüdür. Kıpçaklarda da, Karluklarda da, Oğuzlarda da bu durum aynıdır. Hatta aynı aileye mensup bireylerde bile biri mavi gözlüyken diğeri kahverengi gözlü olabilir. Türklerin burnu genellikle küçük ve düzdür. Ama Türkler tarih boyunca birçok coğrafyada hüküm sürdükleri için bu durumda çeşit çeşittir. Yüksek dağlarda yaşayan halkların burnu soğuk ve kuru havada zamanla değişime uğrar. Bu nedenle büyük ve eğri olur. Bu burun yapısı çevrenin yan etkilerini azaltır. Böylece içerideki hava sirkülasyonu daha iyi olur. Güney Kafkasya Türkleri ve Karadeniz Türkleri arasında bu burun çeşidi görülmektedir. Aşırı sıcaklarda burun aşağı doğru eğilir ve yayvanlaşır. Bu burun da aşırı sıcağın zararlı etkisini en aza indirmek için adapte olmuştur. Bu burun yapısı genellikle sıcak iklimlerdeki Türklerde görülür. Suriye Türkleri ve Güney diyarlarında yaşayan Türk boylarında bu burun yapısı mevcuttur. Türklerin ten rengi genellikle beyazdır. Lakin güneyde aşırı sıcaklara maruz kalan Türklerin ten rengi esmerleşir. Ama hiçbir zaman bir siyahi insan kadar olmaz. Sıcak iklimlerde pigment açısından zenginleşen deri kararır. Türklerin kuzeyde yaşayan boyları ise açık tenlidir. Ayrıca yüksek dağlardaki ovalarda yaşayan Türklerin yüzü ise kırmızıya çalar. Bu durum yüksek yerlerde oksijen azlığından dolayı oksijeni daha fazla tutmak için al yuvarların çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Türkler siyah ve kumral renginde saçlara sahip olduğu gibi altın sarısı saçlara da sahiptir. Örneğin kuzeydeki Kıpçak Türkleri altın renginde sarı saçlara sahiptir. Ama Oğuzların özellikle de Bozok kolu siyah ve kumral saçlıdır. Türklerde çok az da olsa kızıl saç görülmektedir. Türklerin saçları genelde dalgalı veya düzdür. Ama aşırı sıcak iklimlerde yaşayan Türklerin saçları kıvırcıktır. Aşırı sıcaklarda başı korumak için saçlar ince ve kıvrık bir şekilde adapte olmuştur. Kıvrık saçlar içindeki havayı tutar ve bireylerin başını aşırı sıcaklara karşı korur. Bu durumda sıcak iklimlerde yaşayan Türklerin genellikle saçları kıvırcıktır. Orta Asya'daki Türklerin sakalları ise yanlardan seyrektir. Esmer olan Türklerin sakalları ise hacimli ve gürdür. Kuzeyde yaşayan Türklerin sakalları ise sarıya çalar ve yine seyrektir. Bu durumun da doğrudan iklimle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.